Mesela Gaziantep'ten bir beyefendi iki defa stent takılmış. Hı hı. Üçüncü defa takılmış. Tekrar hastalanmış. Demiş ki camide arkadaşıyla konuşurken, ya bir daha stent taktırmak istemiyorum. Çok korkuyorum narkozdan. Ölüm korkusu sarıyor adamı. Panik oluyor. Narkoz. Acaba ölür müyüm ameliyat şey? Evet. Yani. Falan diye. Panik, hı hı, oluyor. Üçüncü defa taktırmak istemiyorum ama çözüm de bulamıyorum. Ne olacak benim bu halim diye. Hı hı. Yani altışar arayla stent taktırmış. Bir daha taktırması altışar gerekiyor. Altışar ay arayla. Evet. Arkadaşı demiş ki ya Gökçek iksir, Gökçek tonik kullandım. Gökçek tonik, evet. Gökçek iksir. Hiçbir şeyim kalmadı benim demiş. Ben böbrek yetmezliği de yakalanmıştı. Hı hı. Hiçbir şeyim kalmadı. Hocam demiş. Ürünlerinizden kullanan, sizinle sürekli kontak halinde olan, sürekli bağlantılı olan çok hastalarınız var. Çünkü hocamla, Sade Gül abla çok uzun bir süre biz program yaptık. Programlarda da arayanlar gerçekten telefonlar kilitlendi. Türkiye'nin her bir yerinde arayan hocam Allah razı olsun ki eklemlerim çok bitti. Evet. Eklem ağrılarım bitti. İşte iltihaplanmaları, gerek işte gastriti olanlar. Süper bir başarı. Üstüne hani tabii ki bunlar çok önemli. Çok bir de önemli. Siz kendiniz denediğinizde. Emek vermiş araştırarak. Kendi üzerinizde denediğinizde. Aynen. Kendi üzerinizde denediğinizde de zaten güvenilir olduğunu görüyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Çevrenizdeki çok insanlara da öneriyorsunuz. Diyorsunuz ki yani antibiyotik bırak. Doktora gidip kutu kutu antibiyotikler bitirme. Bitkisel yollarla tedavini devam et. Aynen. Şimdi ben kendim 13 yaşında romatizmaya yakalandım. Köyde çocuklarla ırmağa girdik, yüzdük. Çimenlere yattık. Evet. 13 yaşından 26 yaşına kadar, hı-hı, dedeler gibi belime kuşak sarıyordum bunu. Evet. Sararlar kuşak. Almanya'da, Türkiye'de tedavi olamadım. Nerede? Almanya'da, Türkiye'de tedavi olamadık. Olmadı. Almanya'ya gittim. Orada da yapamadı. Doktorların verdiği ilaçlar, hı-hı, midemde gastrite sebep oldu. Dizimde kemik erimesine sebep oldu. Yani midede gastrit, sonra ülsere dönüştü. Evet. Bir gün doktora gittim, dedi ki kemik erimesi var sende. Allah Allah, bu yaşta kemik erimesi mi olur dedim. Dedi ki aşırı ilaç kullanmışsın dedi. Evet. Aşırı ilaç kullanmaktan, hı-hı, kemik erimesi olmuş. Görüyor musun? Bronşitti, alerjiydi. Baktım yavaş yavaş erken yaşta gidiyorum mezara doğru. Dedim ki bunun çaresini ben bulacağım. Bir başladım. 4 yıl üzerimde deneyler yaptıktan sonra romatizmaya karşı kendi bir formül geliştirdim. Tabii. Kendi üzerinize deneyim yaptınız. Evet. Kendi üzerinize deneyim yaptınız. Ben kendi üzerim deneyleri yaptım. Romatizmadan kurtuldum, askere gittim. 2 ay askerlik yaptıktan sonra döndüm. Bu sefer alerjiye yakalandım. Bu çok ilginç ya. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem. Bir sürü hastalık yavaş yavaş katlanıyor her yıl. Herkesi iyileştiriyordum. Kendime faydam yok. Sonra kendinize denediniz. Dediler ki ne oluyor dediler. Dedim ki ya bilmiyorum, alerjinin sebebi mantar ama mantarı çözemiyoruz. Dünyada mantara karşı bir şey yok. Evet. İşte onunla da ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra iksir tonik aloe vera jeli geliştirdim. Aynen. Aloe vera jeli de zaten onunla çalıştıktan yani kendisi çok iyi. Deney yapa 17 sene. Evet, birebir çalışmalar. 17 yılın sonunda bu kitaplar, kitapların içerisinde, evet, 17 yılın bilgileri, deneyimleri, resimleriyle birlikte, evet, araştırmalarınız bu kitapta toplanmış. İşte o insanların, önceki yaptığımız programlarda sizinle hocam, o insanların arayıp da Allah razı olsun ki benim bu rahatsızlığımı, bu kadar ilaçlar kullandım, bu kadar tabiplere gittim, evladım, oğlum, bu kadar doktorlara gittim ama senin ne derler, bu araştırmanla, bu bitkilerin karışımı, bu ilaç beni ne derler, kendime getirdi, yani sağlığımı elime romatizma, verdi. Romatizması var mesela kadının. Kadın arıyor, diyor ki oğlum diyor Allah razı olsun ki bastonu diyor artık attım, yani bir kenara koydum. Yani. Gastriti olan insanlar aradılar. Ben de katılıyorum. O listeye ben de varım, yani iyileşenler listesine ben de varım ki. Maşallah. Aynen. Antibiyotik çünkü hani bilinçli insanlarız. Aynen. Ben de hiçbir şekilde aynen. Antibiyotik kullanmak istemiyorum diyorum mesela. Bunu bitkisel yollarla, nasıl çok bitkisel iyi şekillerde. Tabii ki fazlasını aldığınızda zarar. Ben bir ayda mesela o şişenin iki şişe bir ayda bitirdim. Ama hani kilo problemim gördüm olmadığı için öyle sabahtan hani kahvaltıdan önce ya da öğle yemeğinden sonra kullanmadım ben. Ama ne kadar etkili olduğunu işte insanlar da böyle telefon açıp söyleyince
güvenilir olduğunu, evet, sağlıklı olduğunu. İlaçlar çok fark ediyor ki. Tabii. Aynen, aynen. Ama hocam bitkisel içerikli olan ürünleri, hayır, ürünleri fazla kullandığımızda da zararını görüyoruz değil mi? Hayır, şöyle, şifalı bitkiler kategorik olarak etkisine göre 5'e ayrılır. 1- Üniversiteler tarafından klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Evet. 2- Komisyon E tarafından, Avrupa Birliği'nin vücuda fazla alımında, yani bir nanedir ya da bir işte ekinezyadır. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkilerde problem yok. Hı-hı. Klinik araştırması. Alış istediğin kadar çayını iç. Şimdi bazı halkta hocam, bu konuda da bilgilendirelim insanları. Şimdi aktarlardan gidiyorlar, karışımları alıyorlar ne olduğunu bilmeden, otları alıyorlar, olmaz, karıştırıyorlar, onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hayır, onunla ilgili de böyle çok hikayeler var çevremizde. Aman sakın ha sevgili izleyenler, evet, şifadır, bitkisel, tamamen bitkisel yapraklardır, bitkidir. Evet, faydası var, çok büyük faydaları var. Bizleri böyle kutu kutu antibiyotiklerden, ilaçlardan kurtaran şifalı bitkiler var. Aman sakın ha bilmeden, değil mi hocam? O kadar çok kategori, çeşidi var ki aslında. Klinik araştırmalarla belgelenmekse, belgelenmekse kullanmamak gerekir. Şimdi biz burada bir şey söylüyorsak, mesela alıç, hı-hı, klinik araştırmalarla etkisi, hı-hı, ispat edilmiş. Hı-hı. Sarı kantaron 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Sarı kantaron, hı-hı, depresyona karşı etkisi, veya ıtır, Afrika ıtırı. Hı-hı. Itırın 1050 çeşit türü var. 1050. Hı-hı. Bunlardan sadece Güney Afrika'da yetişen Pelargonium zidoides. Bu bronşit, faranjit, sinüzite karşı 50 bin kişi üzerinde denilmiş. Avrupa'da, hı-hı, klinik araştırmaları yapılmış. Belgelenmiş. Bu kitaplarda bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi var. Dergiler var. Hepsi, hı-hı, var. Belge. Hı-hı. Yani belge var. Bu tür mesela vatandaşın küçük çocuğu, mesela 2 yaşında, 3 yaşında öksürük, faranjit, bronşit, sinüzit için ne yapıyor? Kimyasal kullanıyor. Ne yapıyor kimyasal? Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağırsaktaki faydalı bakteriler yok oluyor, probiyotikler. Hı hı. Faydalı bakteriler azalırsa mikrop çoğalıyor. Hı hı. Mikroplar toksik madde üretiyor. Toksik madde ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor, karaciğere zarar veriyor. Bağışıklık, bir insanın bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Bağırsaklar gitti mi? Hayat gitti. Bitti. Her şey, doğru, burada. Doğru. Bu nedenle Avrupa'da mesela herhangi bir doktora gidin, çocuk doktoruna, hı hı, antibiyotik yazmaz. Şurup yazar. Ekinezya şurubu, ıtır şurubu. Şuruplar var çocuklar için. Doğru. Türkiye'de antibiyotik veriyoruz, zehirliyoruz. Doğru. Ondan sonra hadi çocukta alerji çıktı, cilt hastalığı çıktı, depresyon, panik atak, bir sürü hastalık ortaya çıktı. Mesela geçenlerde, aa, bir aile çocuğu 5 yaşında şeker yakalamış, tip 1. Dedim ki şekeri, 5 yaşında çocuk şekeri, evet, hasta olur mu? Ne kullandınız dedim. Hiçbir şey kullanmadım. Dedim ki bir şey kullandınız. Antibiyotik mi verdiniz? Ha evet, antibiyotik verdik. Niye verdiniz? Cık, doktoru yazdı, verdik. Ya. Türkiye'de, evet, antibiyotik veriyor. Doktorun da yapacağı bir şey yok. Halbuki o çocuk üşütme, grip, nezle olduğu zaman ekinezya var. Klinik araştırması yapılmış. Sadece, aynen, Avrupa'da 141 bin 100 çocuk üzerine denenmiş bir senede. Ekinezya'nın, hmm, gripe karşı etkili olduğu, kimyasallardan daha etkili olduğu belgelenmiş. 5 yaşındaki çocuğa yani antibiyotik yüklenmesindense şifalı bitkilerin pankreas karışımıyla yani. İnsülin, pankreas, hmm, insülin üretmediği için şeker hastalığı tip 1'e yakalanmış. 5 yaşında çocuk. Ne yapacağız şimdi? Yapacağız var mı? Yapmadan önce düşünecektin. Doğru. Çocuğu zehirlemeden önce anne babaya diyorum ki siz kendiniz, ben ne yapayım? Ben ne yapayım değil. Araştıracaksın. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Asya'da olsun hiçbir doktor çocuğa antibiyotik yazmaz. Maalesef Türkiye'de yaşı ne olursa olsun yazmaz. Veriyorlar. Türkiye'de leblebi gibi. Annesinin, babasının, dedesinin, ebesinin, ninesinin, komşusunun hapını kullananlar var. Doğru.